önce İstanbul Modern'e daveti için çok teşekkür ederiz. Biz de böylece diğer laflardaki arkadaşlarımızın ne yaptığını e, görmüş olduk. Pek işlere güçlere dağıldığımızdan birbirimizle sohbet bile edemiyoruz. Yani herkes kendi projesi bazında çalıştığı için e, böyle etkinlikler en azından bizi de e, işlerimizi görmek için e, teşvik ediyor. E, benim adım Ertan Toy dediğim gibi Sanat Tasarım Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. E, grafik Tasarım bölümünde hocayım aynı zamanda işte 2019 yılından beri de YTV Reality Lab'i yürütüyorum. Bu da benim avatarım. Metaverse ortamlarında kullandığım. YTV Reality Lab aslında 2016'ya dayanıyor. Yine burada Güven Hocamızın da olması güzel bir tesadüf. Çünkü 2016 yılında ilk defa sanal gerçeklik gözlüğünü aslında VR First Lab'da denemiştim. Daha sonra bu alan ilgimi çektiği için bu alana kaymış oldum. Dolayısıyla Güven hocamız pek çok bu alanda hocaya da aslında ateşi fitillemiş oldu, fitil ateşlemiş oldu bir şekilde. Ve ilerlemeye başladık. Daha sonra 2018 yılında yine Evren hocanın, Asım hocanın, Koç Üniversitesi'nin Karma Lab'indeki 2018'deki onun bahsettiği etkinliğe katılmıştım. Ve benim de bu alana girişim oldu. Çünkü daha önceden ben geleneksel grafik tasarım e, caydım. Ve işte e, geleneksel medium'ları kullanıyordum, geleneksel araçları kullanıyordum. 2016'dan beri aktif bir şekilde aslında sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve karma gerçeklikle uğraşıyorum. E, lab'ın bir kısa tanıtımı var. Ondan sonra konuşalım. Bu bizim ilk projelerimizden sanal kampüs projemiz. Tabii kuruluşumuz pandemi sürecine denk geldiği için birazcık çalışmalarımız yavaş başladı ama son yıllarda hızlandık bayağı bu alanda. Biz lab olarak aslında üç ana kategoriye ayırıyoruz etkinliklerimizi. Bunlardan bir tanesi eğitim, araştırma ve işbirliği. Eğitim kısmında aslında bizim burada derslerimiz var. Yani labımızdaki hocaların verdiği işte interaktif tasarım dersleri veriyoruz, sanal gerçeklik dersleri veriyoruz, genişletilmiş gerçek teknolojileri yüksek lisans bazında dersler veriyoruz ve öğrencilerimiz bu alanda çeşitli Çalışmalar üretiyorlar. Burada aslında labımızın ilk faaliyetlerinden bir tanesi buydu. Hocamın da bahsettiği gibi Bauhaus olmazsa olmaz bir Bauhaus hakkında böyle bir 2019 yılında arttırılmış gerçeklik sergisi yapmıştık. Aslında öğrencilerin manuel olarak ürettikleri eserleri daha sonrasında animasyon hale getirerek arttırılmış gerçek teknolojisiyle bir deneme yapmıştık o dönemde. Ee, bizim laboratuvar olarak diğer şimdiye kadarki laboratuvarlardan biraz farklı bir aslında bakış açımız var. Aslına baktığımızda da hepimiz farklı alanlarda ilerliyoruz. O da güzel bir şey aslında ee, farklılık olması açısından. Biz genelde sanat ve tasarım uygulamaları üstüne odaklanmış vaziyetteyiz. Ee, sanat ve tasarımda arttırılmış gerçeklik nasıl kullanılabilir? İşte sanal sergi mekanlarının tasarımı nasıl yapılabilir? Nasıl olursa daha ilgi çekici ve eserleri daha ön plana çıkartabileceğimiz yapıla dönüşebilir. Yine sanal gerçeklik yüksek lisans öğrencilerimizin yaptığı çeşitli projeler var. Burada yine bir öğrencimiz mesela zamanda yolculuk üzerine böyle bir sanal gerçeklik projesi gerçekleştirdi. Farklı zamanlardan işte dinozor çağından başlayıp daha sonra işte tarım toplumuna vesaire ilerleyen bir süreç var. Bunlar hep aslında bizim öğrencilerimizin yaptığı, derslerde ürettikleri projeler. Daha çok biz deneme taraftarındayız. Yani deneme tarafındayız. Sürekli yeni denemeler yapıyoruz. Derslerde, projelerde farklı teknikler nasıl kullanılabilir? İşte görüyorsunuz bir yanda bilim kurgu varken işte bir anda farklı bir deneyim. Burada mesela bir insan rüyasındaki sahneleri şu sağ taraftaki görselde görüyorsunuz. Yavaş yavaş derin uykuya geçiş modunda neler yaşayabiliyor bir insan, onu deneyimliyoruz. Tol'da daha çok bilim kurgu tarzında bir evren nasıl yaratılır, burada sergi ortamına nasıl dönüştürülebilir gibi aslında çalışmalar mevcut. Özellikle sanat... E, kullanımında VR Painting, az önce bir arkadaşımız bahsetmişti, Tilt Brush e, kullanıyoruz. E, tilt Brush'ta farklı e, evrenler yaratılabiliyor. E, Betül birazdan zaten sunumdan sonra size deneyimletecek sanal gerçeklik gözlüğünü getirdik. Denemek isteyen arkadaşlar olursa orada deneyimleyebilirler. E, farklı ortamlar oluşturulabiliyor. E, gravity Sketch'ten farkı ne? Gravity Sketch aslında oyuna çok uygun. Yani... Gravity Sketch'ten aldığınız zaman Unity'ye aktardığınızda onun içinde bir oyun evreni oluşturabiliyorsunuz. Ama Brush onu vermiyor. Brush daha sanatsal kullanımı aslında ön plana çıkartıyor. Oyunlaştırmanız için çok uğraşmanız gerekiyor. Yani e, çok fazla emek gerekiyor. E, onun aksine Gravity Sketch'te yaptığınız bir şey, Special programı var şu an. E, sunumun sonunda göstereceğim. Onu attığınızda bir anda oyununuz olmuş oluyor. Yani o kadar aslında basit bir program. E, pipeline'e sahip. AVR Painting çalışmalarını da bu şekilde şu an biz aslında Quest Pro'larda da yapabiliyoruz. Quest 2'lerde de yapabiliyoruz. Daha önce bilgisayara bağlı gözlükler kullanarak yapıyorduk. Sürekli teknoloji geliştikçe bizim de işimiz kolaylaşıyor bu noktada. Aynı zamanda burada gördüğünüz sergi ortamlarını tasarlıyoruz. Bunlar 4. sınıf lisans öğrencilerimizin aslında kendi portfolyolarını oluşturmak için e, birer evren oluşturdu hepsi ve bu evrende kendi portfolyolarını sundular. E, dolayısıyla işte kimisi eşerden esinlendi, kimisi daha böyle çocuksu bir evren yarattı. Burada sürekli biz bir arge aşamasındayız. Yani sürekli yenilikleri deniyoruz. Nasıl bir şeyler olursa nasıl iyi sonuç alırız. Bunun üstüne sürekli kafa yoruyoruz. İşte bazı tipografi kullanarak bir evren yaratıyor. Bunun üstünde. Bunların hepsi bu arada Special programından yapılmış internet üstünden çalışan Special I.O. yazarsanız Google'a çıkar. Siz de kullanabilirsiniz. Kullanımı oldukça basit. Modeli direkt koyup işleyebiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz. Burada olduğu gibi daha farklı kurgular oluşturabilen yine çalışmalara el sahipliği yapıyoruz. Yani bunlar sürekli bizim her dönem farklı öğrencilerimizin yaptığı denemeler projeler. Aynı zamanda arttırılmış gerçeklikle çok uğraşıyoruz. E, temel tasarım dersinden tutun, ambalaj tasarım dersine kadar pek çok e, proje derslerinde arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanmaya çalışıyoruz. Bunu derslerimize entegre ediyoruz. E, özellikle ne bileyim bir markanın kurumsal kimliğini yaptığımız zaman bile o marka için bir fitre oluşturuyoruz ve e, o fitreyi de kurumsal kimliğe dahil ediyoruz mesela. Hani daha farklı çalışmalar nasıl yapılır? İşte bir board game nasıl AR'la çok hareketli bir e, oyuna dönüşebilir? Bunun üstüne araştırmalar yapıyoruz. İşte burada Elif'in yaptığı bir kar küresi var. Mesela bir Hogwarts'ta e, kar küresinin nasıl e, masanın üstüne yerleştirilip arttırılmış gerçeklikle kullanılabileceğini göstermeye çalıştık. İşte burada e, Zatura diye bir film vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yaşlarınız biraz tabii uygun olmayabilir o filmi hatırlamaya. Onun bir arttırılmış gerçeklik e, versiyonunu denedik. İşte bastığınızda çalışıyor ve bir anda gezegenler çıkıyor. Burada da işte görsel efektlerle birazcık süslemeye çalıştık. Yine e, burada e, farklı bir ee, evren tasarımıyla masanın üstünde bunlar nasıl gözükebilir? Bunun araştırmasını yapıyoruz. Bunlar şu an aslında mobil uygulamalarla yaptığımız şeyler. Mesela şu Adobe Aero uygulaması, yine bu da Adobe Aero uygulamasıyla, ee, bu da aynı şekilde. Bizim şu an yaptığımız şeyler aslında karma gerçeklik gözlükleri aktif hale geldiğinde e, sizin gündelik hayatta görebileceğiniz şeylere dönüşecek. Dolayısıyla şu an yapılan araştırmalar aslında e, sizin gelecekte ...karşınıza çıkacak şeylerin ön Şurada mesela bir Harry Potter sahnesinin e, görselleştirmesi var. Gördüğünüz gibi işte e, karakterler aslında iki boyutlu maket gibi. E, Harry Potter burada e, gizlenme şeyini takmış. E, Kloğunu orada ilerliyor. Dolayısıyla genişletilmiş gerçek teknolojisi aslında bize bir oyun alanı sağlıyor. Biz de bu alanda oynuyoruz. Ş çeşitli farklı tekniklerle, farklı konularda, farklı temalarda... Ee, sanatsal ve tesadümsal içerikler üretiyoruz. Mesela e, solda yine bir yüksek lisans öğrencimizin bir Instagram fitresi var. Ağzınızı açtığınızda bir şaman ayini içine giriyorsunuz bir anda. Farklı şaman maskeleri. Bu yaratılan şeyler de aslında arka planlar ve maskeler yapay zeka ile oluşturulan maskeler. Yani teknoloji ne zaman çıksa biz bir şekilde onu entegre edip farklı denemeler yapmaya çalışıyoruz. Bunların hiçbiri profesyonel veya bitmiş işler değil ama bir sonraki aşamada bize referans olacak işler. Mesela diğer bir öğrencimiz sergileme ortamı nasıl farklılaşılabilir? Kendi kişisel bir sergisini Instagram fitresi haline getirip istersek yolun üstüne koyabileceğimiz bir sergi salonuna dönüştürebileceğiniz, isterseniz masanızın üstünde sergileyebileceğiniz çalışmalarınızı bir alana dönüştürebiliyoruz. Dolayısıyla aslında genişletilmiş gerçeklik teknolojilerinin sanatta kullanımının ucu bucağı yok. Yani sınırsız bir e, olanaklar sinsilesi bize sunuyor. E, dolayısıyla bunları ne kadar çok denersek o kadar çok e, ilerliyoruz. Labımız kapsamında aslında e, derslerde en son Metaverse dersi açtık mesela. E, burada bütün fakülte, üniversite bazlı Yıldız Teknik Üniversitesi'ni seçmeli dersi olarak 15 fak 10 fakülteden farklı fakülteden öğrenciler mesela dersimizi seçti. Burada olabildiğince aslında genişletilmiş gerçek teknolojilerini yaymaya çalışıyoruz. Ee, Güven Hoca'nın yaptığı gibi aslında ateşi fitili ateşlemeye çalışıyoruz ki daha sonraki gelecek kişiler de bunları deneyimlesin diye uğraşıyoruz. Araştırma kapsamında çeşitli projelerimiz var. Ee, ilk gösterdiğim videodaki sanal kampüs projesi aslında bunlardan biriydi. Bizim Davut Paşa kampüsümüzde taş küşle binası var. E, İçinin olduğu gibi çok karıştırılıyor ama bizim de Davutpaşa'da benzer bir yapımız var. Onu modelleyip sanal gerçekliğe aktarmıştık. İlk projelerimizden bu. Daha sonra e, mitoloji müzesi e, projemiz var. Bu tabii birazcık daha gerçekçi oldu. Unreal kullandık burada. Unreal'ın olanaklarını biraz kurcalamaya başladık. E, Bora'nın da bahsettiği gibi fotogrametri e, çekilmiş... Görüntüler burada kullanıldı. Gördüğünüz gibi çok farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bir önceki görüntü Unity'de yapılmıştı ve daha gerçekçi değildi. Fakat Unreal işin içine girdiği zaman fotogrametride birleştiği anda sinematik görüntüler elde edebiliyoruz. Dolayısıyla bu da bize farklı sonuçlar elde ediyor. Fakat şöyle bir handikapla karşılaşıyoruz. Mesela Unreal gerçekçi olabilir ama sanal gerçekliğe koyduğunuzda uygulama patlıyor. <laughs> hani öyle bir sıkıntı var. Orada da mesela sanal gerçeklik sıkıntıları yaşadık. Bilgisayarda çok güzel çalışıyor, efektler falan mükemmel. Ama sanal gerçeklikte optimize edilmesi gerekiyor. Çünkü sanal gerçeklik onu kaldırmıyor. Çünkü siz sanal gerçekliği kullandığınız anda bilgisayar 360 derece render yapmak zorunda. Biz normalde küçücük bir ekrana bakıyoruz, sadece onu render alıyoruz. Ama VR'da saniyesinde döndüğünüz zaman render yapması gerekiyor. Bu da sistem patlatıyor o yüzden Unreal çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Diğer projesi yapacaksanız eğer öyle bir şeyimiz var. Geçen sene çok ciddi e, bir projeye başladık. YT Metaverse isimli. Şu anda aktif olan bir proje. Üniversitemizin kendi metaverse'ünü yaptık. Çünkü biliyorsunuz pandemi işte depremde bir anda online'a döndük. Zoom bize yeterli kadar veri sağlamıyor, Yeteri kadar eğitimde kaliteli bir içerik üretemiyoruz. Dolayısıyla kendi evrenimizi oluşturduk, Meta Yeterli isimli İçerisinde bir e, sanat galerisinin, bir e, kütüphanenin, bir e, müzenin ve işte e, sınıfların olduğu bir e, metaverse oluşturduk ve bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönem. Bir dersini komple burada vermeyi planlıyorum. Yeni bir e, araştırma üstünde çalışıyoruz. Dersler nasıl entegre edilebilir Metaverse'e? Aslında o üstüne. E, i̇lk açılışımızı geçen sene Ekim ayında yaptık. Rektörümüz bir açılış dersi verdi. Ve e, e, 60 öğrencimizin katılımıyla bir ders üç, açtık. E, deneme dersini yapacağız. Gördüğünüz gibi sınıf ortamına işte çeşitli modeller entegre edebiliyoruz. Bir anda e, tarım toplumuna ışınlayabiliyoruz bütün sınıfı. Yani tarım toplumundan bahsederken mesela, mesela buhar makinesini görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Mesela buhar makinesinin modellemesini görebiliyoruz bir anda. Hep beraber isterseniz de tarım toplumuna geçiş yapalım. Oradan sizi hazır olun. Hazır mıyız? Bir anda işte orada bir sahneye... Şimdi sanal gerçeklik gözlüğünü takınca aslında burada gördüğünüzün %50 deneyimini ekstra üstüne koyun. Sanki oradaymışız gibi hissedebiliyoruz. Dolayısıyla bu şeyleri de, bu çalışmaları da aslında şu an NASA gibi çok ciddi şeyler kullanıyorlar. Çünkü Mars'ta hayat nasıl olur onu simüle etmek için mesela pek çok proje var. Yine bu sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak. Aslında Metaverse dediğimiz şey şu an çok... Ayağa düştü. Herkesin ağzında Metaverse ama e, sanal gerçeklik teknolojisi destekli eğitim uygulamaları cidden çok yakın zamanda e, patlayacak. E, İşbirliği noktasında şimdiye kadar çok açık bir aslında e, yapıda değildik. E, çünkü kendi öğrencilerimiz e, kullanımını açmıştık. Pandemiden dolayı aslında çok etkiledi bizi. Gözlüklerin hijyenin temiz tutulmasından tutun da işte labda 6 kişiden fazla çalışması gibi pek çok sorunla karşılaştığımız için çok açmadık. Dolayısıyla şimdiye kadar hep kendi içimizde projeler yaptık ama bundan sonra labı birazcık daha geliştiriyoruz. Daha dışarıya açık bir yapıya doğru evrilecek. İçeride çeşitli VR gözlüklerimiz var. İşte Rift S, Oculus Quest 1, Quest 2, HTC Vive, Magic Leap gibi ekipmanlarımız var. Bunları yakın zamanda işte Projelerle e, sizlerin de aslında sanatçıların da kullanımına açmayı planlıyoruz. E, tabii bunu da yine bir e, proje başvurusu şeklinde çağrı açtıktan sonra alacağız. LAP olarak olabildiğince farklı üniversitelere gidip e, workshoplar, seminerler vermeye çalışıyoruz. Bu alanda aslında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çeşitli uluslararası ulusal etkinliklere katılıp orada projelerimizi sunuyoruz. Şurada mesela şey çok ilginç. Yani e, şurada bir 10 yaşında bir kızımız çok rahat bir şekilde sanal gerçeklik gözlüğünü kullanabildiğini gördük. Dolayısıyla yeni nesil, yeni jenerasyon çok hızlı bir şekilde bu teknolojiler entegre olacak. E, dolayısıyla da bu alanda çalışma yapanlar aslında yakın gelecekte avantajlı hale geleceğini düşünüyoruz. Üniversite sanayi işbirlikleri yapıyoruz. İşte farklı e, firmalarla, holdinglerle, Metaverse konusunda yaptıkları çalışmalarla e, akademik danışmanlık vererek veya işte öğrencilerimizin o projelerde çalıştırılması şeklinde üniversite sanayi işbirlikleri yapıyoruz. Aynı zamanda NFT projeleri de gelmeye başladı. Tabii popüler oldukça e, kurumlar, kişiler bize iletişime geçmeye çalışıyor. Bu geçen sene e, 111. yıl üniversitemizin 111. yıl adına yaptığımız bir NFT koleksiyondan bir parça. İşte Euromersive Turkey ile derneklerle olabildiğince işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Ee, geçen sene Exart Residency diye bir program açmışlardı. Onlara danışmanlık vermeye çalıştık. Yakın zamanda da e, bir e, kendi metaverse'ümüzü aslında sadece Lab'ın bir Metaverse'ünü oluşturduk. Ee, burada çeşitli etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Online etkinlik olacak bunlar. Yani gelmeye ihtiyacınız olmadan katılabileceğiniz alanlar olacak. Bunları e, YTU Reality Lab'in hesaplarını takip ederseniz oradan duyuyor olacaksınız. E, ve onun linklerle beraber aslında e, giriş yapabileceksiniz. E, proje başvurularınız varsa, fikirleriniz varsa e, Ertan Toy adresinden bana ulaşabilirsiniz. Olabildiğince hızlı bir şekilde geri dönüş yapmaya çalışıyorum. E, ekipmanlarımız, bilgisayarlarımız e, şu an kullanılabilir proje bazlı olarak çalışılabilir getirrealtylab.com adresinden de yaptığımız çalışmalara bakabilirsiniz evet, teşekkür ederim bir şey göstereyim size en son aslında oluşturduğumuz sanal evrenin nasıl olduğundan birazcık bahsedeyim size burada gördüğünüz gibi bir lab ortamımız var bu lab ortamını çeşitli etkinlikler için hazırladık Herkesin kullanımına açık olacak yakın zamanda. internetten bağlanabileceğiniz, download etmeden, işte I.O. üstünden çalışan bir yapı haline dönüşmeyi planlıyoruz. İşte şöyle bir galerimiz var. Burada online sergiler düzenlenebilecek bir ortam kurmayı planladık. Burada da yakın zamanda bir sergiyle buranın da açılışını yapacağız. Burada işte farklı sergileme alanlarımız mevcut. Burada farklı sergiler yapacağız. Bir sahnemiz var. Reality Stage isimli. Burada da işte çeşitli seminerler yaptığımızda yine sosyal medya hesaplarımızdan duyurusunu göreceksiniz. Ve buradaki etkinliklere de ücretsiz olarak katılabileceksiniz.